Şehrimizin önemli ilçelerinden birisi tabii İspir Belediyesi. İspir Belediyesi konusunu daha önce Ender Üncü ile yapmış olduğumuz programlarda birçok kez irdelemiş. Bu konuyla ilgili belli tereddütlerimizin olduğunu, ulusal basında İspir Belediyesi ile ilgili ilginç ilginç haberlerin çıktığını, bu haberlerin doğru olup olmadığı noktasında İspir Belediye Başkanı'nın da Ahmet Coşkun'un da daha aktif olması gerektiğini ve bununla ilgili Erzurum kamuoyunu, Erzurum basınını bilgilendirmesi gerektiği noktasında belli yayınlar yapmıştık. Tabii daha devamında İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun sağ olsun benim de aralarında bulunduğum bir grup gazeteciyi İspir'e davet etti ve İspir'de yapmayı düşündükleri ya da İspir'in geleceğinin nasıl olacağını ve İspir'le ilgili vizyonunu, misyonunu, düşüncesini, her şeyini açıkladı. Tabii ben kış şartları sebebiyle ve işim olması hasebiyle bu İspir gezisine katılamadım. Sağ olsun o zaman başkan İspir ürünlerinle bir paket de bana da göndermişti. İşte içinde İspir balı, İspir fasulyesi. Onu efendim apartmanımızdaki görevlilerle gayet güzel bir şekilde ben paylaştım. Paylaşmanın da bir kültür olduğunu düşünüyorum. Şimdi İspir Belediye Başkanımızın Erzurum medyasıyla, medyasına yapmış olduğu bir kısım açıklamaları da takip ettim. Tabii ki İspir bizim için önemli de, Horasan önemli değil mi? Karaçoban önemli değil mi? Pazar yolu önemli değil mi? Aşkale önemli değil mi? Tabii ki hepsi önemli ama İspir'de neler oluyor, neler oluyor dedik ama ben bir türlü şahsım olarak, Anadolu Haber ve Cem Atmacı olarak İspir'le ilgili detaylı bir bilgi sahibi olamadım ama olmak istiyorum. Bu konuda da inşallah ilerleyen günlerde İspir Belediye Başkanı'yla bir vesile bir araya gelip hem aklımda ki oluşmuş soru işaretlerini gidermek, hem İspir'le ilgili ne düşündüğünü ve İspir Belediyesi'nin genel durumunun, İspir'in genel durumunun, İspir'in organik ürünlerinin genel durumunun ve İspir'de belediyeciliğin halka ulaşması noktasında İspir'in nerede olduğunu ben tabii ki merak ediyorum. Bununla ilgili başkanla müsait olduğu zaman bir araya gelip sohbet etmek istediğimi de buradan belirtip altını çizmek istiyor. Bu konuyu da burada kapatıyorum.